Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi klaslarla ilgili aslında sentaks kuralları ile ilgili aslında örneklerimize yine devam edeceğiz bu ders. Include stream'i ekliyorum yine. Bir şey göstermek istersem diye. İstedi. Int main. Böyle bir return yazalım yine. 0 olsun. Tamam. Şimdi bakın yine gidelim bir class tanımlayalım. My class olsun. Bu şekilde. Yine bir private obje tanımlayalım. Int x olsun. Bir de public'imiz olsun. Void func olsun arkadaşlar. Şimdi bakın. Void func'ı biz burada gerçekleştirdiğimizde my class'ın func'ına ulaşıyorum. Ve gidiyorum. Class'ımı yarattığım için bakın my class türünden bir g yaratıyorum burada. Global space'te. Scope'da. Şimdi bakın yıldız ise ben g'yi burada atayabilir miyim? Bakın çalıştırıyor şey şöyle bir şey yapalım. Çalıştıralım önce bir sentaks hatası var mı diye. Herhangi bir sentaks hatamız burada yok arkadaşlar. Ancak bu my class içerisinde bakın yine gidip fonksiyonu const yaparsam bunu da const yaparsam bu sefer arkadaşlar bakın bu atama işleminde no operator match this operands diye bir aslında bir uyarı veriyor bize. Yani aslında ben gidip bir sınıf yarattığımda bu sınıfı çağırmak istediğimde aslında ben ne yapıyorum burada? Ben bu değişkeni yarattığımda bu direkt bunun aslında g'nin adresini atayabiliyorum bakın. Ama constant'ta yapamıyorum bunu. Constant'ta ne yapmam lazım? This const bir keyword olmasına rağmen bakın. Const my class yıldız this ya bu. Bu const bir keyword olmasına rağmen ben bu constant'ın içerisine herhangi bir değişken değeri atayamıyorum. O yüzden bu sentaks hatası oluyor. Şimdi bakın. Gidelim bir my class türünden şuraya f yaratalım. Şöyle. Ve bu f'in function'ı çağıralım. Şimdi bakın ben gideceğim burada bir adres f'i yazdıracağım. Yani aslında bunun disini yazdıracağım. Bir de gideceğim arkadaşlar. F func'ın sonucunda ben ne yazdırıyordum? Disi g'ye atıyordum. Bir de adres g'yi burada yazdıracağım. End'le koyuyorum. Şimdi bakın ben bunu çalıştırdığımda adres f 0x61fbc adres g ise 0x40-60-34'te aslında ifade edilen değişkenler oluyor. Şimdi bakın ben burada dis'e bakın dis'in içeriğine gidip burada g'yi atadığımda şu anda bir atama işlemi yapmıyor. Neden? Çünkü içeriğine bir atama yaptığım için burada disin bunun değişken değeri değişmiyor arkadaşlar. Adres değeri de değişmiyor. Yani g ile f aslında şu anda farklı fonksiyonlar oluyor. Ancak ben bunun gidip disinin içerisinde adres g'yi buraya atarsam eğer bakın bu sefer bana ne diyor biliyor musunuz? Assignment to dis diyor bakın burada. Anachronism diyor bakın. Bu ne demek biliyor musunuz? Sen const bir keyword'e gidip burada değişken atamaya çalışırsan diyor. Sen bunu yapamazsın diyor. Çünkü buradaki f farklı bir şey diyor. Class diyor. Bu class'ın my class'ın içerisindeki bu sınıfın f farklı bir elemanı, g de farklı bir elemanı. Ve sen bu dis'i burada tanımlıyorsan, hangisiyle yarattıysan f'le yarattıysan f func'ı çalıştırdığında bu dis'e bir şey atayamazsın diyor aslında burada. Çünkü diğer türlü bizim tek bir nesnemiz olurdu. Ama bak ben my class g'yi burada aslında yaratıyorum arkadaşlar. O yüzden dis'e herhangi bir durumda siz gidip atama yapamıyorsunuz. O dis tamamen yaratılan objenin adresi oluyor. Ve siz bunu değiştiremezsiniz. Bu constant aslında yani sabit bir ifade olarak bizim burada aslında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden ben bu g'yi yazdım, g'yi tanımladım. G'yi tanımladıktan sonra f'in üstüne böyle gideyim bir sentaksa atayım derseniz bunu yapamazsınız arkadaşlar. Şöyle yorum satır atalım. Tekrardan -15 diyelim. Ve bunu alalım. Örneğimize devam etmek için.
Şimdi bunları siliyorum tekrardan. Şunu da siliyorum, bunu da siliyorum. Şimdi bakın. Biz void my class func değişkenimiz burada olsun ve bunun içerisine cout diyelim. Func'ı çağıralım. Ve end'i buraya koyalım. Bakın, bunun içerisinde ben func'ı tekrardan çağırayım. Ve dışarıda da bir func'ımız olsun. Void func. Şöyle bir func'ımız olsun. Bu da global func olsun. Cout'la global func yapıyorum. Ve end'i koyuyorum. Şimdi bakın. Ben my class türünden bir değişken yaratıyorum. G diye. Bunun içerisine ve G'nin içerisine func'ı çağırıyorum. Herhangi bir sentaks hatası var mı? Yok. Çünkü bakın burada func var. Func my class'ın içerisine çağrılıyor. Func'ı çağırıyorum. Dışarıda benim bir func'ım var. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bunu eğer çalıştırırsam, bu kodu implement etmek istersem, bunun içerisine bakın func'ı sürekli çağırıyor arkadaşlar yazdırarak. Bunu niye yapıyor? Aslında şundan yapıyor arkadaşlar. Bu func'ın içindeki şu func'ı çağırıyoruz ya. Bu class scope'un içinde olduğu için bu func aslında ne oluyor biliyor musunuz? Bu func şunun içerisinde implement edilmiş oluyor. Yani aslında bu fonksiyon kendini çağırıyor şu anda. Recursive oluyor. Burada. Recursive bir fonksiyon oluyor. Ancak bakın şunu yapmak yerine ben gidip func'ı bu şekilde çağırırsam bu sefer arkadaşlar tekrardan bakın çalıştırıyorum. Şöyle. Ha, func'ı göremediği için aslında burada bu hatayı veriyor. Aşağıdan yukarı implement ediyoruz hepsini. Declaration'ını vermediğimiz için aslında. Şöyle. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın bu sefer sadece func'la global func'ı çağırıyor. Neden? Çünkü iki değişken de aslında farklı değerlerde oluyor. Biz şimdi bu void func'ı bakın scope'ların içerisinde değerlendirirken bunu global scope'ta alıyoruz. Ama bu class'ın içerisine yazdığımız her değişken değeri func olsun başka bir şey olsun ilk önce gidiyor class'ta aranıyor. Class'ta bulunmazsa gidiyor ne yapıyor? Dışarıdaki değerlere bakıyor aslında arkadaşlar. Burada class'ta bulduğu için herhangi bir sorun aslında bize çıkarmadı arkadaşlar. Şimdi biz burada başka ne yapabiliriz? Herhangi bir değişken üzerinden zaten dise bir aslında atamayı yapılamadığını çok net bir şekilde görmüştük. Şimdi bakın ben gidiyorum burada. Bir funk'ımı tekrardan yazacağım. Şöyle bir yorum satırına alayım bunları. Bu bizim birinci örneğimizdi. Şimdi ikinci örnekte bakın. Funk'ın içerisinde biz this tanımlayıp bir x'e atama yapabiliyoruz. Şu şekilde. Ve ben bunu yazdırabilirim gerçekten. Cout derim burada. X x endle ifadesini buraya koyabilirim. G func'ı ben burada çağırdığımda gerçekten bu doğru bir şekilde çalışır. 5 değerine eşit oluyor bakın burada. Peki ben bunu yapmak yerine şu my class'ın x'ine burada eğer atama yapmak istersem 6 yapmak istersem bunu tekrardan bakın çağırıyorum bunu. Bakın x 6 oluyor. Çünkü bu da g ile aslında alakalı. Ve g ile oranlı oluyor. Aynı şekilde bakın ben x'e burada 10 yapmak istersem. Clear diyorum. Hatta şunların aralarını yapalım ki en azından hepsinin değerlerinin değiştiğini görelim. Şu şekilde. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın bu x'lerin hepsi class'ın ve g'nin içerisindeki x'ler. Ve ben buna this ile de ulaşabiliyorum. My class çözünürlük operatörüyle de ulaşabiliyorum. Aynı şekilde x burada private olduğu için aslında bununla da ulaşabiliyorum arkadaşlar. Yani aslında benim burada detaylı bir şekilde bunları kullanmak istediğimde this keyword'ünü koyduğumda şu ifadeyi yazmamla şu ifadeyi yazmam arasında bir fark yok arkadaşlar. Çünkü bu func class'ın içerisinde olduğu için bu class'ın içerisinde private olsun public olsun bütün hepsini zaten benim için görüyor. Ve ben bu func'ı çağırdığımda ister şunu kullanırım ister bunu kullanırım. İstersem de şunu kullanırım arkadaşlar. Şimdi bakın bu dersim de bitti. Bu dersim bittikten sonra bakın biz ne yapacağız artık? Bu klasların içerisinde bu yapıları biz nasıl kuruyoruz? Gerçekten nasıl gerçekleştiriyoruz? Bir onlara bakacağız. Onları aslında yapan ifadeler aslında burada. Ne biliyor musunuz? Kurucu ve yıkıcı öğeler. Ve biz bunları ne diyoruz? Birine constructor diyoruz. Diğerine destructor
diyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki derste bunları detaylı bir şekilde aslında girip anlatmaya çalışacağız arkadaşlar.